hocam. Kısalıkta internetinizde yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Tahminler nelerdir? Tetkikler nelerdir? Şimdi infertilite nedenini araştırırken hem kadın hem erkeğe bakmak lazım. Kadına ait nedenler, erkeğe ait nedenler diye ikiye ayrılıyor. Erkeğe çok basit. Spermiyogram yapıyoruz. Spermiyogramı nasıl yapıyoruz? İşte 3 gün cinsel perhizden sonra 4. gün yaptırıyoruz. Bir spermiyogram eğer iyi çıkarsa tekrarını istemiyoruz. Ama kötü çıkarsa direkt kötü demiyoruz bu spermiyogram. 2-3 ay sonra bir daha yaptırıyoruz. Çünkü duygu durum bozukluğuna göre daha önceki beslenme bozukluğuyla ya da beslenme problemleriyle o anlık kötü çıkabiliyor spermiyogram. Bu illa kötü olduğu anlamına gelmiyor. 3 ay sonra bir daha tekrar ettiğimizde tamamen normal bir spermiyogramla karşılaşabiliyoruz. Çünkü stres bile çok etkileyebiliyor spermleri. Eğer onda bir sorun yoksa başka bir şey yapmıyoruz. Bir sorun görürsek sayısı eğer çok düşükse, yani 2 spermiyogram arka arkaya yaptığınız halde çok düşükse tedavi başka. Yok, eğer hani ortalama bir şeyse tedavi başka. Tedavi bölümünde onu da anlatacağım. Bir sorun görüyorsak eğer spermiyogramda öncelikle erkeğe bir de Doppler yapıyoruz. Ya da inmemiş testis ya da herhangi başka bir sorun var mı diye onu araştırıyoruz. Her şey normalse erkeğin, bu sefer kadına geçiyoruz. Birazcık dediğim gibi erkeğin tahlili kolay, tetkiki kolay ama kadınlarda daha fazla şeye bakıyoruz. Nedir? İşte önce vajende bir sorun var mı? Enfeksiyon ya da başka bir şey. Rahim ağzında, rahimde bir sorun var mı? Tüplerde bir sorun var mı? Yumurtalarda bir sorun var mı diye bakıyoruz. Eğer her şey normalse kadının adet düzensizliği vesairesi yoksa hormon tahlillerinin adetin 3. günü çok basit birkaç tahlil var. Onu istiyoruz. Yaşa bağlı değişebiliyor bu istediğimiz tahlil miktarı ve istediğimiz tahliller. Yumurtalık fonksiyonları hormon tahlilleriyle çok rahat değerlendirebiliyoruz. Rahim içerisinde miyom var mı? Yapışıklık var mı? Polip var mı diye ultrason ve rahim filmi, HSG dediğimiz rahim filmini çekiyoruz. Radyopak maddeyle bir film çekiyoruz. Burada hem tüplerin açık olup olmadığını gösteriyor rahim filmi, hem de yapışıklık ya da işte bir polip bir şey var mı diye de filmde görebiliyoruz. Ultrasonda da polipleri görebiliriz. Özellikle adetin son günlerinde çağırıyoruz hastayı ki daha rahat görebilelim. Rahim iş tabakası ince olsun, bir patoloji var mı daha rahat görürsün diye. Çok emin olamıyorsak muayenehane şartlarında çok basit bir şekilde hastaya çok acı vermeden rahim içerisinde su verip o su, sis diyoruz o tetkikin adına, polip var mı ya da bir düzensizlik, bir bozukluk var mı rahim içerisinde diye onu da görebiliyoruz. Ve simir sadece infertilite anlamında değil, muayeneye gelen her kadına rahim ağzı kanser taraması mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü çok önemli. Ufacık böyle bir simirle çok ciddi ölümcül olabilen bir hastalığa engel olabiliyorsun. Ona bakıyoruz. Çok basit testler. Aslında muayene sırasında sadece çok böyle yumuşacık bir fırçayla rahim ağzından sürüntü alıyoruz. Onu bir cama yayıyoruz ve patoloğumuz onu değerlendirip eğer rahim ağzında kötü bir hastalık başlangıcı ya da işte enfeksiyonu varsa bizi uyarıyor. Ona göre tedavi ya da takip öneriyoruz. Çok basit test ve en azından senede bir kere kontrolde de gelmeli. 2 sene üst üste eğer negatif çıkarsa 2-3 senede bir de yaptırabilir simir testi. Ama ilk kontroller çok önemli. Mutlaka gelmesi gerekiyor. Bu sadece infertilite anlamında değil. Genel kadın sağlığı açısından çok önemli. Mesela mamografi yaptırılması gerekiyor senede bir defa. Mamografi yaşla alakalı. Yani infertiller için çok gerekli değil. Çünkü genelde infertil hastalarımız hani meme kanseri olma çağına daha gelmemiş hastalar. Evet. Ama ailede bir şey varsa o ayrı bir şey. Ama simir cinsel hayatın başladıktan sonra bir yıl sonra hemen başlaması gereken bir tetkik. Şunu diyebilir miyiz hocam? Hani az önce mamografiden bahsederken şunu söylemeye çalışıyorum. Yani senede bir defa nasıl mamografiye girmemiz gerekiyorsa evet, simir testi de senede bir defa yapılması gereken evet, bir test. Özellikle 2 tane üst üste negatif iyi çıkarsa senede bir kere yapmamıza gerekiyor. 2-3 senede bir açabiliyoruz. Hele HPV DNA testi denilen bir test var. Şu anda Sağlık Bakanlığı da ücretsiz yapıyor aslında aile hekimlerinde. O eğer negatif çıkarsa 5 senede bile açabilirler.
Ama ilk defa yapılması çok önemli. En azından daha sonra gelişebilecek bir olay varsa erken tanı koyabilmek için. Sinir testiyle de kısırlı. Çok alakalı değil aslında. Alakalı hani değil. Hastayı yakaladığınızda mutlaka sinir testini de yaptırmak. Ama enfeksiyonlar anlamında anlamlı evet. Sinir testi. Kanser taramatesidir sinir testi. Aslında infertilite ile çok alakalı değildir.